Afiyet bal şeker olsun anne. Eline sağlık. Sevilen hiç sevinmedin sevi. Gibi. Ben de sen stres yaptıkça ben de stres yaptım. Yo sevindim. Duygusal bir an bir şey yaşadım. Tamam siz sevincinizi sonra yaşayın. Ben önce bir tabağımı sorayım. Sor. Şimdi ben iki tane kayınvalide geldi. Birinden 5, birinden 3 aldım. Yani sizin gelip direkt benim tabağıma bir vermeniz. Gerçi size şaşırdık mı? Hayır, size çok şaşırmamak lazım. Ama pişmemişken nasıl verdi? Pişmedilerde verdiler. Kim verdi? Diğer tabağa yanık diyorsunuz. Benimkine pişmemiş diyorsunuz. Hangi siz kayınvalide o... verdi o beşi? O beş kendi verdi, kayınvaliden verdi. Pişmemiş şey ki zaten. Konu onların, ben örnek olarak söylüyorum. Konu onlar değil aslında. Konu benim tabağım. Ben çiğ tabakları eliyorum. Benim tabağım çiğ değil ki. Çiğ ve farklı tabağı eliyorum. Ya benim tabağım sadece çok fazla kızarmadı. Benim tabağımın tadından da ben eminim. Çok çiğ, senin kayınvaliden senin tüyondan bulmuş olabilir ama gel de şu tabağına ay, bir tüyo, bak. Tüyo yok burada. Yok. Hiç tüyoyla alakalı. Kızım bunun neresi pişmiş? Bembeyaz ya. Neresi pişmiş bunun? Beyhan hayret bir aşçısın diyor. Öyle bir satıyor. Öyleydi. Aynıydı. Fırından dolayı bazı yerler pişmemiş olabilir. Şöyle bu fırının en sonunda kalmış olabilir. Hayır hayatım içi de pişmemiş. Tadı nasıldı? Tadı acılı. Bir acılı evet, var. Acı evet acılı. Evet. Onu da anlamadım. Şimdi bu tatlı ya hani ben tatlı burada. Tatlı ama tatlının içinde de bir şey fazla yanmamış katarsın. Yanmamış da hani. Hayır öyle yanmış acılık değil. Bir acılık vardı içinde ya. Şimdi bu tatlının içinde nasıl acı olabilir çok merak ya, ediyorum. Ya vişnesini mi çok koydun ne yaptın? Hayır şeyler... herkes aynı ölçüde veriliyor zaten. Bilmiyorum. Ne verildiyse onu yaptık. Yani bu tabak pişmiş olsaydı eğer böyle sert olmazdı pişmemiş olsaydı. Esas pişmemiş olduğu için öyle de dağılması lazım. Bak şunun içine zaman, bak. Ya bir, içine bak bir şey söyleyeceğim. Renkten bir kere sen biri yiyorsun. Ya tamam ben de diyorum ki demek ki sizin tabağınızda fırının pişmemiş olan tarafından gelmiş. Hatta şunu ben ama ben yiyeyim. Tabağımın lezzetli olduğuna çok inanıyorum. Çünkü benim kayınvalidem de lezzetli olduğunu söyledi zaten. Hayır ya senin kayınvaliden çiğ dedi senin tabağına. Nasıl 5 verdi çiğ? Çiğ dedi 5 verdi. Alakası bile yok. Nasıl güzel puanlama yapıyorsunuz? Hayır, sizin aranızdaki tüyoyu bulduğunuz için kayınvalidem beni buldu. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Hangi tüyodan bahsediyorsun? Pişmemiş tabağı hatırla. Lahmacun da bana biri vermedi senin mi? Senin tabağına da Beyhan teyze hamur kokusu geliyor dedi. Sizin tabaklara da hamur dedi. Hepsini senin kayınvaliden de hamur dedi. Hatta dediler ki hiçbiri olmamış dediler. Deniz'ciğim sen hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Senin kayınvaliden senin tabağına ne dedi? Ne dedi? Hamur dedi. Yeşim'in tabağına ne dedi? Hamur dedi. Hasret'in tabağına yanmış dedi, benim tabağıma yorum yapmadı. Dışı kızarmış, içi hamur dedi. İkisi de mi yorum yapmadı senin yo, tabağına? Içi hamur yo, değildi. Dışı kızarmış, içi hamur dedi. Şeklini beğenmedi. Tamam demek ki seninkinde de hamur kokusu almışlar. Bak, Beyhan teyze ne dedi sana biliyor musun? Ne şekilden dedi? Verdiğini açık açık söyledi mi bu kadın? Tamam buna? Çok güzel sarılmış hamur dedi. Zaten senin kayınvaliden de aynı şeyi söyledi. Çok güzel sarılmış dedi. Evet şekli güzel farklı dedi olan, ama çiğ dedi. Farklı olan Hasret'in tabağı dedi. Ve ben buradan senin tabağının yamuk olduğunu da gördüm. Tamam yamuk olabilir ama pişmiş için. Ne alaka? Tamam ama işte zaten sıkı diğerlerinin hiçbiri hani pişmemiş. O şu pişmiş. Ve şöyle bir şey var bir dakika. Lahmacun da bütün tüyoların uymasına rağmen bir verdi pişmedi diye. Evet. Hatırlar. Bir tabağa bir evet, hanımlar, kayınvalidelerim ve gelinlerim, mutlu olanlar, mutsuz olanlar. Birazdan 5 bilezik var. Çok haklısınız. Tebrik ediyorum gelinini bulanları. Günün kritiğini yapalım. Son tadımızı yapalım. Bakalım bileziği kim kazanacak?